Burası biraz parazit kapmış gibi. Parazit Bey, günaydınlar. Yani bilmiyorum, kulaklığımı takacağım olmadı artık. Bakalım, onu da deneyeceğim. Ya çözemedim vallahi, yapmaya çalışıyorum. Yani dedim yayında açalım hem. Şöyle bir ayarlarıyla oynayalım. Biraz geriye alayım şunu. Evet, sanki biraz düzeldi gibi. Değil mi? Ben öyle hissettim. Şurayla alakalı galiba. Şunu. Bir ayarlayayım. Masaüstü sesini de kapattım. Masaüstü sesini de kapattım. Şunu da biraz kısalım. Evet, onun nedeni telefonumdan açık olması. Şu an biraz iyi mi? Yankı bitmesi lazım artık. Şu an düzeldi mi acaba? Evet, şu an idare eder mi? Yani şu an sanki böyle idare eder gibi. Yavaştan şöyle bir yayına başlayalım. Sizi de boş boş şeylerle uğraş. Beklettim, kusura bakmayın. Endeks de bu arada eski zirveyi kırıyor. Ya yani ben aslında açıkça söyleyeyim size, yani ben bunun için açtım yayını. Endeksin o eski zirve denemesini göstermek için arkadaşlar açtım yayını. Şöyle trendimizi de atalım yatay çizgi olarak. Bakın şu, yani sırf şurayı için açtım yayını. Şu en üst zirve var ya. Hatta kırmış gibi sanki. Biraz aşağı indireyim bakın şurayı. Evet. Bakın yani burada bir kalırsa yani tekrardan bir güzel bir rally hareketi Borsa İstanbul tarafında olabilir. Tabi burada bir gapımız var. Umarım burayı tekrardan doldurmaz. Şu an yayının sesi iyi dedi abilerimiz. Buradan Telegram'a da atalım. Vakti olan gelsin izlesin. Onlara paylaşmamış olmayalım. Ayıp olmasın. Hem sohbet yayını yapalım, böyle amacım bu. Yani ses şu an idare ederse. Tamam, idare ederse bizim için sıkıntı yok. Önceden hiç gelmiyordu. Evet, burada da bakıyorum yorumlar da gelmeye başlamış. Yavaştan böyle bir güzel analiz yapalım. İlk bir dünya piyasalarına bakalım. Ardından bizim tarafa tekrar dönelim. Bizim tarafta şey var. Baktığımızda bir olumlu yön var arkadaşlar. Yani şuranın üzerinde benim istediğim nokta şurası. Yani eski zirvenin. Hatta şöyle yapayım size. Direkt tümünü sil diyeyim bakın. Evet, kaldırdım. Trend atıyorum eski zirveye. Yani şu bayrak tarzında bir formasyon oluşumu var bu tarafta. Şöyle yatay çizgi olarak atalım bunu. Yani yayını zaten kaldıracağım sonradan. Çünkü biraz başta uğraştım ya. Amacım böyle size bilgi vermek. Yani bilgilendirme yayını olsun diye böyle yapıyorum. Evet, görüyor musunuz? Üzerine attı. Yani ciddi boyutta bir hareket var. 2570'i gördük arkadaşlar. Bu da gerçekten bizi hoşnut etmiyor değil yani baktığımızda. Yan kağıtların çoğu zaten böyle olumsuz bir görünüm içerisinde.
O tarafta bir hoş tablo tabii ki de yok. Umarım o tarafta düzelir, bir toparlanma gelir. Yoksa rally tarafına geç kalmış olabilir birçok yatırımcı. Evet, Ereğli tarafında da o 1,52 bir açılış var. Şayet böyle olursa gerçekten ona kağıt tarafında güzel bir hareket olacaktır. Onun dışında Ramazan abi günaydınlar. Hangi kağıda, hangi tahtaya bakayım ona göre. Evet, piyasa tarafında gerçekten ciddi boyutta bir ucuzluk var. Hatta yurt dışı birçok fon tarafında da bir paylaşım geldi. İşte Borsa İstanbul'un gerçekten ucuz olduğu ile alakalı paylaşımlar yapılıyor. Bu da ciddi boyutta pozitif tabii ki de etki oluşturuyor. Yani ya böyle ana kağıtlarda durmamız gerekiyor ya da işte zamanında şu hisse gibi arkadaşlar pardon buradaki Eskom tarzında toplanmış tahtaları takaslarını kontrol edip bu tarzda yatırım yapıp bu şekilde de para kazanılabiliyor. Görüyorsunuz kısa süre içerisinde ciddi boyutta bir anda primlendi 7 liradan 17 liraya geldi. Yani yüzde neredeyse 130 civarında toplu tahtalarda bir hareket oldu. Onun için dediğim gibi yani toplu tahtaya bakacaksınız. Ya da MRG tarafı da gitti arkadaşlar. Burada zaten bilindiği gibi birkaç kişi tarafından sürülüyor arkadaşlar. Bunu da artık bilmeyeniniz yoktur büyük ihtimalle. Dediğim gibi böyle bir hareket de bu tarafta var. Genelde toplu tahtalarda çok hızlı bir hareket olabiliyor. Dediğim gibi endeks için bizim için önemli noktamız zirve noktasıydı. Oranın kırılması da zaten bizi ayrıca bir memnun etti Borsa İstanbul tarafında. Bakalım neler olacak, hep birlikte izleyeceğiz. 2573'lere geldik. Ben bu zirvenin kırılacağını tüm yayınlarımda bas bas bağırarak söyledim arkadaşlar. Üzerinde kalabileceği ile alakalı da. Umarım güzel bir hareket olur, güzel bir kazançlı vaktimiz geçer bu piyasa içerisinde. Çünkü o kadar emek harcıyoruz. Şöyle tekrardan dönecek olursam yurt dışı piyasalara bakacak olursam. Evet, şuradan açalım o tarafı da. Bir de o tarafı yorumlayalım. Sonra varsa birkaç haberimiz ondan bahsedelim. Evet, S&P tarafı bir durağanlaşmış arkadaşlar. Tabii biz artık piyasadan çok farklı ayrışıyoruz. Yani burada negatif ve pozitif ayrışmalarımız da var. Şöyle görüldüğü gibi 4 saatlik grafiğimiz bu. Evet, 4 saatlik de durum yatay kanaldan bir çıkış sezilmiş. Tabii burada bir direnç bölgemiz var. Görüyorsunuz arkadaşlar, bakın şu bölge burada bir takılmış. Biz de ne diyeceğiz o yüzden? 4200 üzerinde kalıcı olursa S&P 500 tarafının güçleneceği ile alakalı not alabilirsiniz. Ardından DAX tarafına bir bakalım. S&P'de o taraf güçlenirse bizim taraf da yine aynı şekilde olur. Günlükte DAX al vermiş arkadaşlar. Daha sata dönmemiş. Bakın onda da yatay kırılım gelmiş. Onda da bir direnç noktasına mı değmiş acaba? Evet, orada da şu bölgedeki dirence değmiş. Bakın hem şu bölgeden gelen ve şu bölgeden geçen dirence gelmiş. Ben size bunu şu resmi kaç kere anlatmıştım. Yani şurayı geçtiğinde al verecek. 14.263'te al vermiş. 14.600 lira kadar bir hareket olmuş. Tabi DAX'ta işlem yapan arkadaşlar için de burada güzel bir marj yakalanmış oldu. Tabi burada küresel piyasalarda ciddi boyutlu bir hareket ve ivmelenme olursa şu hareket yani yukarı yönlü devam ederse bizim Borsa İstanbul tarafı da güçlenebilir diye de ekleyelim. Onun dışında şöyle birkaç haberimiz var. Onları da okuyalım. Zaten Borsa İstanbul'da görünüm bu şekilde. Benim tabii her zaman isteğim güzel noktalara gitmesi. Şöyle baktığımızda yani şuradan açayım hatta. Şöyle kaydedilmiş grafiği açalım. Yani şöyle hedef olarak arkadaşlar daha iyi noktalara gitmesini tabii ben de isteyenler arasındayım. Şöyle yatay formasyon hedefi olarak da size bir göstereyim şuradan. Evet. Şu da benim hedef. Bakalım olacak mı? Ben bunu sabah yayınlarında çok kez size paylaştım. Tabii bizim sabah yayınlarını pek izleyen olmadığı için arkadaşlar veya yayınları genel olarak yani şuradan kırılım geleceğini birçok arkadaş bilebilirdi.
Yani umarım şu 3100 hedefe olur ve herkes çok güzel kazançlar elde eder. Yani bu tabii ki de benim tahmini hedef noktam. Evet, böyle bir tabloyla da karşılaşmış olduk. Bakalım neler olacak, hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi birkaç haberimiz var, onlara bakalım. Borsa İstanbul'da eski zirvenin üzerinde kalırsa çok daha iyi olacak. Günaydınlar Ersin Bey, hayırlı sabahlar. 2-3 kere deneme yayını yaptık, anca şu anda tutturduk yayını. Tabii şu anda da vakti olmayanlar izleyemiyor pek. Böyle başladığım yerden itibaren olan bölümü kesip de paylaşabilirim. Birçok arkadaş izlesin diye, abilerimiz izlesin diye. Baktığımızda. Evet, böyle bir tablo var. Ereğli'de eski zirvesini deniyor. Şimdi size biraz da piyasa ile alakalı haberlerden bahsedelim. Bu enerji sayı ile alakalı ben şey çekmiştim bir tane. Bir trend çizmiştim. Hatta arkadaşlar bakın, ben buradan benim soran müşterilerim de oldu. Yani ben bu bölgeden alın dedim bakın. Yani onlar hatırlar. Yani şuradan 1,5 lira kazanmışlar arkadaşlar en az. 13,5, 14, 15, 1,5 lira. Yani %10 marj yapmış, almışlar şuradan sadece. Yani öyle soran olduğunu söylüyorum. Evet, çok mutluyum yani onlar adına. Gerçekten kazanç elde etmeleri ayrı hoşnut ediyor. Şu haberlere bakalım. Atladım ben de. Global otomotiv üretiminde iyileşme bekliyormuş Panasonic bu arada. Elektriğe zam gelmiş. Mesken abonelerine %15, sanayi ve ticarethane abonelerine %25 zam yapılmış. Konutlarda kullanılan doğalgazı %30, elektrik üretimi için kullanılana %16. Elektrik üretimi dışında kullanılana da %10 artış yapılmış. Macron, Ukrayna'daki tahılın ülke dışına çıkarılmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini söylemiş. ABD Başkanı Biden, Fed Başkanı Powell ile yükselen enflasyonu görüşmüş. Zamanında faizleri arttırsaydı bunlar olmayacaktı. ABD Hazine Bakanı Yellen, geçen yıl ABD'nin enflasyon patikasıyla ilgili yaptığı yorumlarda yanıldığını belirtti. Yellen, o dönemde enflasyon koşulları tümüyle anlayamadığını söylemiş. Onun dışında baktığımızda değerli arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği vakası ile alakalı birkaç söylemde bulunmuş. Gazprom Shell Energy Europe şirketi ve Danimarkalı Ørsted şirketine doğal gaz sevkiyatının bugünden itibaren tümüyle durulacağı bildirilmiş. Avrupa Birliği yetkililer Rusya'dan doğal gaz akışının kesilmesi ihtimaline karşı gaz depolarının doluluk oranının artırıldığını açıklamış. Yani ne bileyim arkadaşlar ya, bakınca şöyle ya, ne gerek var bunlara diyorsun. Yani gerçekten yani çok çok tuhaf geliyor bana yani. Yani baktığımda bilmiyorum arkadaşlar, yani bu dünyadaki yöneticiler ne yapmaya çalışıyor? Yani birleşin, şu savaşı kaldırın. Yani şöyle bir baktığımızda yani bilmiyorum, bazı şeyler söylemek de istemiyorum böyle baktığımızda. Yani masumlar ölüyor, oradan oraya zam yapılıyor, oradan buraya zam yapılıyor. Dünyayı rezil bir ortam haline getiriyorlar yani. Gerek yok bunlara yani. Ver yaptırımı, kaldır kardeşim, ver gazı ve anlaşmada anlaşın iki ülkede kardeşim. Ama dediğim gibi arkadaşlar, yani bunu zaten istemiyor. Avrupa'da istemiyor, ABD'de de istemiyor savaşın durmasını. En çok da onların işine geliyor açıkça söylemek gerekirse. Tabii burada bazı abiler arkadaşlar diyecek, işte sen işte uluslararası strateji uzmanı veya savunma uzmanı değilsin diyecek. Borsa işine bak, ama yani gerçekten yani 4-5 aydır yok, o bir anda 10 dolar birlikte artıyor mesela, işte Brent petrol fiyatına baktığımızda. Yani şey, Ersin abi diyor doymadılar. Dünya doymamış yani. Genel olarak dünya doymamış arkadaşlar. Yani birileri artık paralarına para katmaya doymamış yani. Bilmiyorum, bana tuhaf geliyor yani. Belki ben gencim, biraz bilgimiz yok bu konuda. Bilmiyorum hayırlısı. Yurt içinde PMI verileri açıklanacak. Yurt dışında da PMI verileri biraz açıklanması bekleniyor.
Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Greenfield bugün Türkiye'yi ziyaret yapacağını söylemiş arkadaşlar. Yabancı takaslarında düşüş devam ediyor. Bunu da bildireyim size değerli arkadaşlar. İki tane halk arzımız vardı. Biraz da onunla alakalı konuşalım. Şimdi Acıpayam Selülöz'de sermaye tavanı arttırımı var arkadaşlar. Anele'de Moskova Şubesi kapanış işlemleri tamamlanmış. Aksigorta'da Genel Müdür Vekilliği Fahri Altıngöz istifa etmiş. Aydem 630 bin dolar değerinde bir şirket Eurobond'larını geri aldı. İşlem tutarının 504.253 milyon dolar olduğunu açıklamış. Avgeo'da arkadaşlar Mersin Tarsus Şehirler Arası Terminal Bağımsız Bölümün 6.4 milyon TL bedelle metro turizme bir yıllığına kiralanmasına karar verilmiş. Gerçekten güzel para bu. Onun dışında bu Euro ismini unuttum. Şurada notlarım arasında vardı. Halka arz var ya arkadaşlar, onun talepleri 2-3 Haziran'da toplanacak. Yani yarın ve öbür gün. Perşembe ve Cuma günü. Ardından baktığımızda Etiler şirketiyle Elazığ Franchise Şubesi'nin sözleşmesini feshedildi, açıklanmış. Onun dışında baktığımızda Gesan'da yine bir inşaatla alakalı renovasyon çalışmaları başlanmış. Çok önemli haberler değil bunlar. Ben öylesini okuyorum. Önemli olanı derim zaten. Önemli haber bu. Baktığınızda evet, Sahol Radifol Limited şirketi sermayesinin %51'ine karşılık gelen 30.5 milyon dolar bedelle satın alma işlemi tamamlanmış. Bu güzel bir haber mesela. Şeker Geo da bugün ve yarın toplanacak. Bilginiz olsun. 200 milyon liralık bir halka arz. Çok büyük değil. Umarım çok başarılı bir halka arz olur arkadaşlar. Ve yatırımcıların hepsi güzel paralar kazanır. Şu anda da endekse baktığımızda bakın ekranda Xbank hangisi götürüyor, ona da bir bakayım. Xbank Usun Sınayi. Evet, sınayi tarafı güçlü duruyor. Onun dışında X sigortaya bakalım. X ulaştırmaya bakalım. Bu arada siz de bakabilirsiniz. Evet, ulaştırma tarafı da güzel gidiyor. Arkadaşlar bizim kurum yayınında da sürekli Soner Bey şey dedi. Türk Hava Yolları yüzde neredeyse 13'e yakın yaptı geçen haftalarda. Yani gerçekten güzel oldu o da. Hisse vereceğim diyordu. Söyledi o da. Şeyde de, eğitimde de söylemiş herhalde. Akfg'de yönetim kurulu başkanı arkadaşlar Hamdi Akın 44 milyona yakın pay satmış. Arsan'da 103 bin pay alımı var. Cemaş'ta BND Elektrik 15 milyon adet pay almış. İmaş MDD Portu %10 pay satmış arkadaşlar. 185.526. Info tarafındaydı herhalde ya da bu info üzerinden de olabilir, bilmiyorum, bunu tam yanlış bilgi vermeyelim. İşbir Sentetik'te arkadaşlar 23 liradan 195 bin pay alımı var. Mustafa Özpehlivan Ali Kantur'da 2,5 milyona yakın pay almış. Mepark'ta da 50 bin adet pay geri alınmış. Kuarik Granit'te 100 bin adet geri pay alımı var. Hedef Portföy'de 153 bin adet pay almış. Verus'ta da 7 bin adet pay alımı var. Evet, böyle bilgiler. Asuzu'da 0.32 kuruş. AST'de 0.20 kuruş. Temettü haberi gelmiş. Saat 9 itibariyle de arkadaşlar önemli birkaç veri varmış. Şu imalat PMI'larını görmedim tam anlamıyla. O tarafta da bir veriler gelmiş. Genel olarak dünyada bir durgunluk şu an için yok. Yani tablo kötü değil, onu söyleyeyim öncelikle. Yani bana göre güzel arkadaşlar, yani tablo genel itibariyle. Umarım daha da iyi olur. Yani benim düşüncem bu. Bakalım neler olacak. Yani yatırım yapmaya biz devam ediyoruz. Dediğim gibi şu anda ev fiyatları, arsa fiyatları çok pahalı değil. Ha, İstanbul merkezde pahalı ama Silivri tarafına ben arada bakıyorum. Çok pahalı değil. O açıdan da şu an en mantıklısı ev falan gibi geliyor. Kira getirisi olarak arsa boş durması çok mantıklı gelmiyor. Ev kira fiyatları da çok ciddi boyutta. Fiyatları yüksek arkadaşlar. Bu açıdan dediğim gibi, yani bu da bizi hoşnut etmiyor. O açıdan da biz de burada yatırımları Borsa İstanbul tarafına ağırlıklı yapmaya ve sürdürmeye devam ediyoruz diye de sizlere ekstra belirteyim. Umarım endeks bu şekilde kalır ve 3000 hareketi olur. Bu da
olursa şayet bize güzel bir ekmek yedirecek gibi de duruyor değerli arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bakın yani bazı şeyler açıkça ortada. Bakın ben TOFAŞ'ı paylaştım. Birçok kişi biliyorum biz doğuş otomotiv tarafındaydık yatırımcılarımızla. Yani 70 liraya geldi bu neredeyse şu anda. Yani arkadaşlar yatırımcı olun gerçekten bak. Şuradan indiriyorum bakın. Burası bizim için alım bölgesiydi, tamam mı? Kaç lira? 63. Şu an kaç? 77 lira yakın. %12-13. TOFAŞ'ı geçen gün ben kendi yatırımcılarıma söyledim. Birçok yerde de paylaştım. Dedim ki arkadaşlar bakın. Bu hisseyi ben şuralarda bir yerde aldım. Bakın şu bölgede falan aldım diye hatırlıyorum. Yani yüklü aldım ben açıkça söylemek gerekirse. Yatırımcılara dedim ki bakın burada dönüş geldi, ben yanlış yerden aldım dedim bakın. Üzerine 6-7 lira gelmiş. Yani %8-9 prim. Demeyen yani kısaca yatırımcı olan da kazanıyor arkadaşlar. Yani onların direkt doğrudan yüzüne söyledim yani. Dedim arkadaşlar ben yanlış yerden almışım. Siz doğru yerden alıp para kazanın dedim. Hayırlısı. Bakalım neler olacak. İnşallah her şey yatırımcılarımız için iyi olur. Bu arada ben Hektaş da alın dedim size Telegram'dan. Şu an Hektaş karımız bakın kendi telefonumdan bakıyorum söylüyorum. %112.78. Telegram'dan attım ama bizim arkadaşlar hala %5 kazandırması için Telegram'da saçma sapan grupları takip ediyorlar arkadaşlar. Alın Hektaş'a da bakın arkadaşlar. %2 yine yapmış bugün. Yani çok ciddi boyutta bir anda primlendi. Hektaş gerçekten güzel. Umarım yatırımcıları daha da kazanır. Bakın hatta çizgim bile burada yani. Biz nerede? Biz buraya yakın alın dedik. Şu bölgede alın dedik. Şu kırıldığında bakın. Büyük resmin trendi. Görüyor musunuz? Şu büyük resim. Bir tane de şurada var. Bir tanesi de şu. Bakın. Kaç? 9 lira. 16 lira arkadaşlar. Kaç? 15 lira. Hatta burada satan için 23 lira. 8 lira prim. %50. Satmayan için %112. Bunu da paylaştık arkadaşlar. Yalan değil yani. Bunların hepsini şahsen birebir söylüyorum yani. Böyle güzel hisseleri. Temettü portföyümüze de aldık. Ama dedim bizim arkadaşlar Telegram'dan beni takip eden arkadaşlar bu şekilde devam etsin. Onlar portföyünü hızlı bir şekilde batıracaktır diye de düşünüyorum. Yani Ahmet'i, Mehmet'i, Mustafa'yı öyle borsadan gerçekten anlamayan adamları takip etmeyin arkadaşlar. Yani sizden rica ediyorum. Bunların size para kazandıracağı falan yok yani. Evet, yorumlara dönüyorum. Ersin abi ben şekere katılmayı düşünüyorum da diğeri ne katılmayı pek düşünmüyorum. Çok büyük bir halka arzı var. Ama şeker güzel olabilir ama işte şunu söylemek istiyorum size. Bunlar eşit dağıtım. Yani küçük yatırımcıya ben artık güvenemiyorum. Ne yapacağım hiç belli olmuyor. Bir anda bakıyorsunuz satmış, bir anda farklı bir türlü hareket yapmış. Yani ne yaptığı belirsiz. Evet, Gürsel'e de bakalım. Hatta şuradan bakalım. Buradan yanıltıcı olur. Ha, takasını söyleyecek olursam Gürsel'in takası hala çok ciddi toplu değil. Ha, toplanırsa ama sürerler diye de düşünüyorum. Evet, Ziraat'ta hala 2 milyona yakın lot var vakıflı arkadaşlar. Yani 4-5 milyonu bunlar da. Bunları bir dökmeleri lazım. Şöyle... Şöyle WhatsApp'a da bakayım. Tamam, pek bir şey yokmuş. Devam edebiliriz. Evet, şöyle açayım buradan. Heh, burada. Evet. Yani 8.38 kuruşun üzerine büyük ihtimalle al sinyali verecek. Şu anda şu bölgede arkadaşlar bakın şu bölgede bir sıkışma mevcut, görüyor musunuz? Yani ne zaman patlayacak belirsiz ama şu an buralar alım yeri yani. Bu hissenin
dibi burası gibi gözüküyor. Ha, altına sarkarsa 8 lira 7.90'ın altına en kötü 7.70'e stop koyup izlemek de mantıklı. Çünkü tuhaf halka fiyatının bile altında iskontol olmasına rağmen 9 liradan 8'e gelmiş. O zirvesi 10 lira 99 kuruştu herhalde, öyle hatırlıyorum. Evet, şu an yani benim tahminim, bakın yani Ensar dedi olacak diye bir şey yok. Şu alan sonucunda buradan bir patlama gelirse arkadaşlar, hedef şöyle formasyon olarak verecek olursan 11 lira 40 kuruş. 4 liradan 12 desek %50 bir prim potansiyeli var buradan. %50. Ama bu ne zaman olur onu bilemiyorum. Çünkü takasının biraz daha toplanması lazım. Ha, sıkışma nerede bitiyor peki? Ona bakalım. Sıkışma 17 Haziran'da falan bitiyor arkadaşlar. Yani bir 17 gün içerisinde veya 20 gün içerisinde bir hareket olabilirse şu hareket başlar diye düşünüyorum. Onun dışında izlemeye devam edeceğiz. Bir tane daha yorum bakalım. Ramazan abi şöyle. Şimdi bu hisselerde bir primlenme tam anlamıyla olmadı. Yani mesela birçok arkadaş diyor Hektaş evet primlendi ama şöyle bir şey var. Yani Hektaş farklı bir kağıt. Hektaş büyüme hissesi. Yani çok ciddi boyutta bir anda buna şey biçilemez. Değer biçemezsin. Yani şöyle küçük resim olarak tabii bir hedef fiyat biçersin. Orası ayrı. Mesela şu şekilde bir formasyon hedefi oturtabilirsin buna şuradan. Zaten formasyon hedefine de herhalde gelmiş durumda gözüküyor. 32 lira 20 kuruşlar hedefi. Ben burada alsaydım ben burada pozisyonumu daraltırdım. Ne yalan söyleyeyim. Yani %50 düşürürdüm pozisyonumu. Ardından bir gerileme hareketinde yani şuralarda falan 28 liralarda 4 lira düşüğünde ekleme yapardım. Ben uzun vade yatırımcısıyım diyen adam zaten karışmasın. Bakın attığımız portföyde %13 yani %113 kar var yani %113. O yüzden ben sürekli yayınlarda bas bas bağırıyorum. Yatırım yapan şirketlere yatırım yapın. İşte çöp şirketlere yatırım yapmayın. İşte trade edecekseniz bile ana kağıtları trade edin. İyi firmalardan ayrılmayın diye 2-3 senedir bas bas bağırıyorum ama dediğim gibi pek bizi çok fazla dinleyen yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz de kendimiz kazanacağız. Bu şekilde söylemiş olalım. Bakalım neler olacak, hep birlikte de izleyeceğiz. Umarım her şey bizim yatırımcılarımız için çok çok iyi olur arkadaşlar. Bizim yatırımcılar kazanınca izleyenler vesaire biz de ekstra mutlu oluyoruz. Yani bunlar ana kağıtlardan bir tanesi Kardemir grubu. %3'e yakın bir yükseliş var Kardemir tarafında. Kardemir değilmiş bu, pardon. Evet, onda da %2.45 varmış. Dün bunu kaçta ben size attım? Şöyle bakacak olursam. Ya bakın arkadaşlar, ben ilk başladığımda benim çok param yoktu. Yani yeni başlamıştım borsaya. Şu anki portföyümle o zaman bu 2019'daki krizde veya 2020 seviyelerindeyken ben portföyümü düzgün şekillendirip toplasaydım büyük ihtimalle yani milyonluk portföyüm vardı açıkça söylemek gerekirse. Dün bunu atmıştım. Kaçta atmışım? 9.39'da dün sabah atmışım. Dün ayın kaçıydı? Dün şöyle günlükte 14.5 mu? 14.60 15 lira 40 kuruş arkadaşlar. İyi para yani, kimse kimseye vermez. Bizim kurum atmıştı bunu. Güzel hareket de olmuş yani. Aynen Ramazan abin dediği gibi araç tarafı kar sandığı dahil iyi gidiyor. Umarım trendi bozmaz yani. Hepsi %3 seviyelerinde neredeyse. Evet. Diğer yorumlara bakalım birazdan. Bu arada benim kanalın linki gitmiyor kimseye arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neden bilmiyorum yani. Bozuk herhalde. Ayarları bozulmuş. Bu yüzden olabilir.
Umarım düzelir. Yani mesela hocam derim dedi. Şimdi mesela bakın bu tarz tahtalar şöyle. Bu tahtalarda arkadaşlar strateji yapmak lazım. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın zamanında ben çizmişim bunu. Şu an çizmedim bak. Açtım bir anda görüldüğü gibi. Şu anda bu hissenin toplama bölgesi burası, tamam mı? Bakın nereye kadar? Verimi size çizeyim. Yani bu strateji arkadaşlar, bunları öğrenin. Kimse anlatmaz bunları yani piyasada. Ben de pek anlatmıyorum ama bu saatte bu kadar kişi izliyorsa demek ki öğrenmek istiyordur birçok kişi. Şimdi bakın, burada al vermiş. 4 lira 40 kuruşta. Bunu Alpa Trend arkadaşlar, yazın şuradan, işte bu uygulama ücretsiz, bilginiz olsun. Sadece bunu ekleyin, buna göre işlem yapın, yine para kazanırsınız. Bakın burada al vermiş 4.06, burada sat vermiş 4.60, %12. Tekrar burada al vermiş 4.46, burada sat verirse 4.76, 30 kuruş, %8 kazanç. Yani bu bile yeterli, anlatabiliyor muyum? Yani Ahmet, Mehmet, yok o borsa üstadı, yok bu borsa üstadı, üstad falan yok arkadaşlar, hepsi dolandırıcı, ben size söyleyeyim yani. Bir iki tane düzgün adam vardır, onlar da istisnadır yani. Ha, onun dışında onların çoğu da, ben açıkça söylemek gerekirse, 3-5 kuruş YouTube'dan almak için çoğu yapıyor. Yani kimse sabahın 8'inde 9'unda gelip burada açıp yayın yapmaz. Ben size açıkça söyleyeyim, adam uyur yani. Ha, benim işim olduğu için yapıyorum. Zaten ben kendim buna bakacağım. Yani kendim de böyle kendi kendime konuşup analiz yapıyorum. Ha, sesli yaparsam ne olur? Sizler de faydalanırsınız. Yoksa dediğim gibi Ahmet, Mehmet, yok o bu kadar kazanıyor. Ekstre isteyin, hesap ekstresi. Atsın size hesap ekstresini. Gerçekten ben kazandım bak, portföyümde bu desin. Yani açıkça söylemek gerekirse bizim kendi 182 kişilik grubumuz var. Gelin arkadaşlar, sorun oraya. Kazandık, kazandınız mı deyin. Yani anlatabiliyor muyum? Kazandınız da diyen varsa, yani bilin ki bu işi başardık demektir belli bir oranda. Belirli bir oranda, bakın tamamen demiyorum. Yoksa yani piyasada herkes işte hisse kitleme derdinde. Kimse yatırımcı olma derdinde değil yani. Evet, şu aralık. Bu band alım bölgesi arkadaşlar, bakın şurası. Neresiymiş? 3 ile 3 dolu 4 lira arası toplama yeriymiş. Şu an 4.80. Yani ben bu şekilde çiziyorum, tamam mı? Benim genelde stratejim bu. Şurada da arkadaşlar çok, şu bölgeyi de ben satış yazarım, tamam mı? Nerede? Evet, burası. Neresi burası da? Şöyle. Şu bölgede benim olmadı. Evet, şu an olacak. Yine olmadı. Heh, şu an oldu. Bu kanalda benim satış bölgem. Hatta şuraya kadar. Niye bu kanal, tamam mı? Neden ben bu kanalı çiziyorum? Hatta biraz daha aşağısı. Çünkü bu gelip bu zirveyi deneyecek. Bakın burayı. 6.74. Ben kaçtan aldım? 3.80. 6.74 neresi arkadaşlar? Yani 3.80, 4.85, 6.3 lira. Tamam mı? %70-80'e yakın kazanç. Kanal içerisinde. Grafik olarak da bakın. Evet. Bakın. Evet. Mahallede biri ölmüş. Allah rahmet eylesin. İşte biz burada bunu yapıyoruz. Yani hayat böyle arkadaşlar. O yüzden kimseyi kırmamak lazım. İyi şeyler yapmak lazım. İyi insan olmak lazım. En güzeli. Şimdi şurada şu bantta hareket ediyor. Görüyor musunuz? Bakın buradan alıp şu dipte. Bakın diplerde toplayanları görüyor musunuz? Bakın şurada malı vermiş. Tekrar buraya yanaşmış. Tam değmemiş ama yine burada satış yeriymiş. Yani şurada kaçıran fırsatı bir daha vermiş. Burada bir daha toplama fırsatı vermiş. Bakın Mart'ın 22'sinde, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Kaç ay? 4 ayda. 4 ayda neredeyse 1,5 lira, %50'ye yakın prim. Ha, burada olsa daha ciddi bir prim yakalayacak. Yani tekrar buradan bir sat sinyali ilk şurada 5.45'ten itibaren verebilir. Şimdi bu bölgeyi de kırıp üzerine kalıcı olursa tekrar al demek. 8 liranın üzerine. Yine çünkü bu büyük bir formasyon görünüm yapıp yukarı yönlü gidecektir. Derimde görünüm bu. Ha, siz ben yatay kanalı izlemek istiyorum diyorsanız, o zaman da yapacağınız şey şudur. Farklı bir strateji. Alacağınız nokta buradır. 5 lira 65 kuruş. 6 lira 70 kuruşta satacaksınız. Budur. Anlatabiliyor muyum? Düşeni kırıp onayını aldıktan sonra, yani şunu demeye çalışıyorum.
geldi, zorladı, zorladı, kırdı, orayı aldı, harekete geçti. Burada alacaksınız. Bu bölgeden itibaren ufak ufak satacaksınız. Şu bölgeye gelir kalıcı olursa, tekrar onayı alırsa, yukarı yönlü hareket tekrar. Ben buraya fibo çizmiyorum, kendim atıyorum. Buradan tekrar alım yapabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Şu anda böyle bir tablo var. Ha, burada tabii formasyon da yapıyor, bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani burada bir formasyonu da var. Ters omuz, baş omuz formasyonu da var burada. Buna göre inceleyebilirsiniz. Evet, piyasa güzelleşiyor. Hektaş'ta %3,5 yapmış bu arada. Devam ediyor da. Yani şu az önce anlattığım arkadaşlar şey, benim orta vadeli stratejim, tamam mı? Orta vadeli. Ha, kısa vadeli sen al sat yapacaksan, yani şurada al sat yapman biraz zor. Çünkü sığ tahta, görüyor musun? Sen buradan şuradaki 3000-4000 notu çektiğinde tahtacı zaten izliyor seni. Anlatabiliyor muyum? Zaten seni burada görüyor. Yani tahtacı seni izliyor. Senin ne yaptığına kadar her şeyi görüyor. Bu şekilde. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Umarım her şey sizin için çok çok iyi olur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Çok güzel bir yayın oldu. Güzel stratejik bir yayın oldu aslında. Öyle demek daha doğru. Ben yayını kesip paylaşacağım isteyen arkadaşlar izlemesi için. Ses için de çok özür dilerim. Bundan sonra bu sorun olmayacak büyük ihtimalle. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Evet. Şimdi temettü portföyü getirilerini söyleyeceğim. BİMAŞ %22, Doğuş Otomotiv %72, İndes %24, Şişe %43, bakın Türksel zaten Allah'a emanet, Tekfen Allah'a emanet, Tüpraş %64, zaten bunlar ortalamayı çekiyor. Vespe'yi biz 6.80'den bile almıştık. 6.80, 7.80, 8.80, 6.80, 7.80, 8.80, 9.80, 3 lira, 6.3, %50'ye yakında Vespe'deki karımız var. Hektaş %120'ye geldi. Bir bakayım. Bir saniye. Portföy açayım arkadaşlar. %115.18 Hektaş. Maliyet 15.02. Fiyat 32.32. Şimdi kameradan göstermek de istemiyor. Yani nasıl göstereceğimi de bilmiyorum. Şöyle bir ara gösteririm arkadaşlar inşallah. Herkese teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz yavaştan. Yayını inşallah güzel bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Veli abla görüşürüz. Sedat Bey görüşürüz. Necmettin abi görüşürüz. Batuhan hocam görüşürüz. Talib abi görüşürüz. Şekerde söyleyeyim size. Onu da söyleyip öyle kapatalım. O kadar yayın yaptık. Başlığı attık. Onu söylemeden kapatırsak ayıp olur. Burada notlarım var benim. Oradan söyleyeyim. Yani yani 1200-1250 liralık yeterli olur diye düşünüyorum. Üzeri zaten büyük ihtimalle gelmez. 1250 lira yeterli olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Tamam, ben kapatıyorum abi. Ya kusura bakmayın yayın içinde. 2-3 kere denedim, açamadım ama sizi bu bilgilerden mahrum bırakmamak için yayını açtım. Görüşmek dileğiyle 169 kişi izlemiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum.